Herkese merhaba. Sanırım biraz program sarktı 15 dakika. Biz süremize uyacağız. Tam 45 dakikada sunumumuzu bitireceğiz. Bizim için aslında bu salonun bir önemi var. Önemini birazdan bahsedeceğim. Mesut Hocam'ın öncesinde bir iki tane slide'ı vardı. Gaziantep'teki, Adıyaman'daki ve Kilis'teki aile hekimine teşekkür olarak. Ben onu göstermek istiyorum. Pointer'dan herhalde gideceksin. Geçmiyor. O tarafa mı tutacağız? Şeyden hayır. Şu mouse yok mu? Mouse var mı? Hani? Mouse yok mu? Yok, bir şey yok. Burası boş yani. Ha, şuradan mı? Bu çalışmıyor galiba. Değerli meslektaşlarım, tekrar günaydın diyerek ben başlayayım bu arada. Zamandan tasarruf etmek açısından. Bizler aile hekimleriyle uzun süreden beri beraber yürüyen, evet, mesafe kat eden bir grubuz. Gaziantep Üniversitesi Romatoloji Bilim Dalı olarak. Yaklaşık 5 sene önce bunun önemine inanarak biz bu yola çıktık ve aile hekimleriyle beraber özellikle romatizmal hastalıklarda erken tanı peşinde koştuk. Ve nasıl olur da biz romatoid artrit, ankilozan spondilit temelli hastalıklar başta olmak üzere erken tanıyı koyabiliriz idi derdimiz. Ve biz bunu hekim arkadaşlarımıza sağ olsunlar, onların da anlayışıyla ulaştırmaya çalıştık. Yok, ve yıllardan beri toplantılar yapıyoruz. İlk başlangıçta daha yoğun toplantılarla biz bu işi götürdük ve bir çoğunuzun da malumu, başka şehirlerden gelen arkadaşlarımız da olduğu için özetliyorum. Randevu sistemi kurduk. Arkadaşlarımız bize hastalarını refer ettiler istedikleri zamanlarda ve biz iki öğretim üyesi olarak hastaları haftanın salı ve perşembe günlerinde randevuyla gördük. Bunun da bir neticesini yürüttük ve 850'nin üzerinde aile hekimine farklı illerde ulaşarak yaptığımız çok sayıda toplantının neticesinde erken tanı için belli bir yol kat ettik. Bu gibi kliniklerde alınan belli bir yol vardır. İşte ortalama yılda 400 civarında hasta görülür bu gibi kliniklerde dünya standartında. Biz de kabaca 400'e civarında gittik. Son bir senede biz de toplantı siklusumuzu biraz azalttık. Onunla beraber belki hasta referansı da azaldı ama belli hekim arkadaşların ilgisi sabit kaldı özellikle. Ve hakikaten çok isabetli tanılarla, ön tanılarla bizleri hasta refer etmeye devam ediyorlar. Haftada yine 4 ila 8 arasında hasta erken artrit kliniğimizde, grade kliniğimize geliyor bizim. Ve biz bu süreç içerisinde 400 civarında erken tanı konmasını sağladık. Bu çok önemli bir şey çünkü biz biliyoruz ki erken tanı konduğu zaman bu hastalarda çok fazla ilaca gerek kalmadan hastalıkları belli aşamalarda durdurabiliyoruz. Hatta o noktaya geldi ki bazı arkadaşlarımız yıllardan beri atlanan tanıları, dahiliyecilerin, fizik tedavicilerin atladığı tanıları kendileri teşhis ettiler. Farklı kliniklere giden ve tanısı konmayan ankilozan spondilitleri senin aslında ankilozan spondilitin var diyerek bize refer ettiler. Çok hoş gelişmeler oldu. Skleroderma yolladılar gün oldu. Gün oldu bu hastada bir gariplik var diyerek bir şey ben anlamadım ama diyerek yolladılar. Takayasu çıktı. Böyle şeyler de oldu. Yani güzel bir verim elde ettik biz bu toplantılardan. Yaklaşık 4 ilde biz bu toplantıları yaptık ve bugünden sonra da hala biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü buradan gelen hastalarımızın gerçekten sakat kalmadan büyük oranda hayata devam ettiklerini biz biliyoruz. Ve çok ağır tedavi ihtiyaçlarımız bu hastalarda çok olmadı. Çünkü çok erken tanı konmuş hastalardı. Çok mesela romatoid artrit tedavisinde bizler pek çok ilaç, biyolojik ilaçlar, yeni ilaçlar kullanırken özellikle gecikmiş hastalarda, bu hastalarda böyle ihtiyaçlarımız olmadan sadece metotreksattan bile neredeyse salazoprin ve metotreksattan bile yetinerek hatta ilaçlarını azaltarak devam ediyoruz. Yani aslında bu birliktelik, aile hekimleriyle olan bu birliktelik hem bu insanların hayatına büyük katkı sağladı ve sakatlıktan korudu. Hem de biz inanıyoruz ki ülke ekonomisine de çok büyük katkısı oldu diye düşünüyoruz. Öncelikle bu değerli katkısı için aile hekimlerine de teşekkür ederek konuşmamıza başlamak isteriz. Buyurun hocam, evet, isterseniz siz de devam edin. Aslında EBİ firmasının da burada sosyal sorumluluk açısından çok önemli rolü vardı. Bize halen çok destek oldu. Tekrardan kendilerine Adem Bey burada, Osman Bey burada, Enver Bey burada çok teşekkür ederiz. Onların çok olağanüstü gayretleri var bu konuda. Bence bu Türkiye'deki aile hekimleriyle beraber yürüyen en büyük proje. Benim kafamdaki düşünce o. Muhtemelen yakında sonuçlarını da tekrardan paylaşırız. Evet.
Bu bizim Romatoloji Vaka Grubu'nun, ROVAK grubunun ilk yaptığı toplantı ve dikkat ederseniz Dedeman Otel. Dedeman Otel'de yaptık bu toplantıyı ve tarih 2011'di. Bizim şeyimiz şu taraftaydı, sahnemiz. Biz de ilk böyle başlamıştık. Kabaca ilk toplantımıza 250 kişi gelmişti. Bu da bizim sahnemizin görüntüsü. Biraz daha büyükmüş bizim sahnemiz. Ama kabaca 250 kişiyle başlamıştık. Şu an en son geçen Mart ayında Samsun'da yaptık en son toplantımızı, 6. toplantımızı. Orada da yaklaşık 525 kişi vardı. Oldukça başarılı bir toplantı oldu ROVAK toplantısı. Bir dahaki sene Bursa'dayız. Sizleri de aramızda görmekten mutlu oluruz. Evet. Ben öncelikle bir vakanın bu hafta gelen vakalardan bir tanesini, kaydettiğimiz vakalardan bir tanesini göstermek istiyorum. Bu görüntü oynatabilir miyiz? Ön tarafın mı? Ön tarafın ışığını kapatabilir miyiz? Nasıl yapabiliriz onu? Ses gelmiyor ama. Tamam. Bizim fellow'umuz burada soruyor. Diyor ki hanımefendi ne kadar zamandır şikayetiniz var diyor. Yaklaşık 5 aydır şikayetin olduğunu bahsediyor. İşte el eklemlerinde, el bileklerinde, dirseklerinde, el parmak eklemlerinde, dizinde ve ayak bileklerinde ağrısının olduğunu söylüyor hasta. Sabahları kalkamıyorum. Yaklaşık öğleye kadar kaç saat diyelim buna? Yaklaşık olarak? Yaklaşık olarak 5 saat. 5 saat kadar açılmanız sürüyor. Evet. Bir daha öntebilir miyiz ya? Çok 30 saniye zaten bu. Geçmiş olsun. Ne şikayetiniz var? Kollarım şişiyor. El bileklerim, parmaklarım şişiyor. Dizlerim şişiyor. Ayak bileklerim şişiyor. Sadece şişiyor mu? Ağrı da var mı? Evet, ağrı da var. Ne kadar zamandır var bu şikayetleriniz? 4-5 aydır. Peki bu şikayetlerimizle beraber sabah tutukluğunuz oluyor mu? Evet, oluyor. Ne kadar sürüyor sabah tutukluğunuz? Sabah öğlene kadar. Öğlene kadar. Kaç saat diyelim buna yaklaşık olarak? Yaklaşık olarak 5 saat. 5 saat kadar açılmanız sürüyor. Evet. Evet, 39 yaşında bir bayan hasta bu. 5 aydır olan el pif MKF eklemlerinde, dirsek eklemlerinde, diz, ayak bile eklemlerinde ağrı şişlik yakınması mevcut. Bunun dışında sabahları 5 saat kadar, bakın çok uzunca bir süre bu, 5 saat kadar tutukluktan bahsediyor ama günün içerisinde biraz daha iyi olduğunu söylüyor bu hasta. Aldığı nonsteroidlerden kısmen fayda gördüğünü söylüyor. Mesut Hocam, bu hastada ön tanıda ne düşünürsün 39 yaşında bayan hastada? 34 yaş aslında... 39. 39 yaş. 39 yaş aslında özellikle hanımlarda bütün otoimmün hastalıkları düşünebileceğimiz bir yaş. Biz burada iki şeye bakıyoruz. Öncelikle bir... Zaman dilimiyle bu hastayı nereye oturtacağımıza bakıyoruz. Akut mu, kronik mi diyoruz. Çünkü eğer 6 hafta sınırının altında olan bir artrit, öncelikle bu hasta ne tarif ettiğini de tabii burada vurgulamak lazım. Bu hasta eklem ağrısı tarif ediyor. Buradan yola çıkalım. Eklem ağrıları diyor. Bu eklem ağrıları önemli mi? Evet, önemli. Çünkü hiç geçmemiş 5 aydan beri ve bu her gün sabah tutularak devam etmiş. En az 5 saat sürmüş. Bunlar çok anlamlı ifadeler. Bu hastanın bir inflamatuar problemi olduğunu söylüyor. 6 haftayı geçtiği için bu inflamatuar problemin artık kronik inflamatuar hastalık diyeceğimiz bir durum olduğunu söylüyor. Eklem problemi olduğu için de biz buna kronik inflamatuar artrit deyip başlayabiliriz. Kronik inflamatuar artritler özellikle bu yaş grubunda baktığımız zaman en sık sebebi hem de iki kolunu, iki tarafını söylüyor. İki taraf belirtiyor, simetri diyor bize. Hasta simetrik bir ağrım var diyor iki tarafımda diyor. Buradan başlayarak bir kere ilk olması gereken şey romatoid artrit. Bu her zaman kesin. Böyle şey, konuşmalarda diyoruz yani özellikle bir hastanın el ekleminde artrit görürse önce romatoid artrit düşünün diye. Herhalde bundan yanlış yapmıyoruz. Hadi verdim bu kesinlikle doğru. Bence de aynı kanaatteyim. 6 haftaya geçmiş kronik inflamatuar artriti, poliartrit ve pek çok eklemde söylediği için 5'in üzerinde biz buna poliartrit diyelim. Dolayısıyla ilk başta düşünmemiz ki gereken şey romatoid artrit. Özellikle bu hastalıklar zaten doğurgan kadınlarda 30 ila 50 yaşlar arasında da yoğunlaşıyor. 30-40'lı yaşlarda daha bir kümeleşme var. Burada romatoid artrit düşünmek kesinlikle doğru bir şey. Dediğiniz gibi. Seyircilerden başka tanı düşünen var mı acaba? Dinleyicilerden katkısı olan romatoid artritten başka. Mesela muhtemelen bize daha çok toplantıda... Buyurun doktor.
Ankilozan spondilit aslında çok fazla bel ağrısından bahsetmiyorum ama mesela ankilozan spondilit olabilir mi bu hasta? Olmaz. Çünkü yani aslında ben şöyle inanan birisiyim. Kuralları değiştirmemek lazım. Yani ankilozan spondiliti bel ağrısı olan hastalarda düşünelim. Artrit. Yok yok sabah tutuklu. Hayır hayır sabah tutuklu ellerinde oluyor. Ellerinde oluyor. Yani el eklemlerini açıp kapatmakta. Aslında şu bu hasta akutromatizma ateş olabilir mi? Ya çünkü genel pratikte bu çok karıştırıyor. Mesela bu hasta ara düşünülür mü? Düşünür müsün ya da ara? Şimdi aslında sadece burada bir numaraya romatoid artrite koyduk ama bizim ayrıcı tanımızda aslında çok hastalık var. Evet. Yani biz buraya koyduğumuz romatoid artritin dışında bu hastada biz lupus düşünebiliriz. Bu hastada biz otoimmün hastalıkların hepsini düşünebiliriz. Hepsi olabilir. Hı-hı. Yani skleroderma olabilir, miyozit olabilir, hepsi olabilir. Bunların ötesinde bu hastada sarkoidoz olabilir, hepatit alevlenmeleri olabilir, hı-hı, aktif viral hepatitler olabilir ki gerçi onlar ilk 6 haftada olsa da, hı-hı, kronik hepatitler de uzuyor, uzun sürede ortaya çıkıyor. Bizim tabii biraz sonra laboratuvar desteğine de ihtiyacımız olacak, onu siz söyleyeceksiniz ama akut romatizmal ateş sorusu gerçekten hala büyük bir sorun. Şimdi şunu yaşıyoruz, 50 yaşındaki hasta geliyor diyor ki mesela, bana diyor işte aso bakıldı, dolayısıyla diyor penisilin verildi. Derhal kullanma ve bırak diyorum yani. Senin 50 yaşında düşünülecek bir hastalık değil bu. Çocukluk yaşının hastalığı. Hani bilemediğiniz 20-25'li yaşlara kadar getirin ama, hı hı, akut romatizmal ateşin de kendisine ait bir eklem gidiş seyri var. Daha ziyade büyük eklemleri seven, gezici olma özelliğinde ortaya çıkan, hı hı, bir eklemde başlayıp batıp diğer eklemde çıkıp geçen bir özelliği var. Ve bizim mesela orada bunu anlatırken 4 eklem kızararak karşınıza gelir. Bunlardan bir tanesi akut romatizmal ateştir diye söylüyoruz. Genellikle kızarma eğilimi vardır o eklemin, akut romatizmal ateş hastalarının. Bu hasta 5 aydan beri sabit el eklemleri diyor. Sabit üzerine el bilekleri diyor. Birazdan bahsedeceğim. Dirsekler diyor. Bir de bir şey var tabii, yeni hasta olduğu için mutlaka çok iyi kalp muayenesi yapmak lazım. Hı. Çok iyi dinlemek lazım. Çünkü enfektif endokardit ilk 6 ayda yani sadece enfektif endokardit tamamen romatoid artritten hiç ayıramadan götürebilirsiniz. Hı. Böyle pek çok hasta var. Hatta rea tanısı alıp, kortizon alıp, immün süpresif alan hastalar da var. Hastanın kalbini stetoskopla iyi dinleyip, üfürüm var mı yok mu bu soruyu iyi yakalamak lazım. 39 yaşında artık 6 haftaya geçti, kronik artrit oldu ve kronik poliartrit oldu ve kronik poliartrit ve simetrik oldu. Mesut Hocam ilk sıraya ben romatoid artrit koyarım dedi. İkinci, üçüncü sıraya diğer bağ dokusu hastalıklarını yerleştiririm dedi. Bunun dışında infeksiyonlar özellikle sorun olabilir dedi. Ara aslında kabaca çok düşünülen bir tanı olmuş olsa da aslında araya benzemiyor bu hasta. Bir, yaşı itibariyle benzemiyor. İkincisi tutulan eklem şekli olarak araya benzemiyor. Ama kabaca bunların hepsini ön tanı olarak düşünebilirsiniz. Ama şu alt ikisi biraz daha farklı. Ama şu ilk üç tanesi çok çok önemli. Laboratuvar desteğine bir miktar daha ihtiyacınız olduğunu gösteriyor burada. Ben hikayesine devam edeyim. Yakınmaları yavaş yavaş başlıyor. Zaten aslında 4-5 ay tam bize vakit vermiyor. Ani başlamamış. Bunun dışında önce el bileklerinde yakınması başlıyor. Ardından MKF, dirsek eklemlerinde ve 10 gün içerisinde alt ekstremite yakınmaları başlıyor bu hastanın. Eklem dışında bir yakınması yok. Yani herhangi bir cilt bulgusundan hasta bahsetmiyor. Sorgulamasında halsizliği, yorgunluğu var. Bunun dışında göz yakınmaları, ağız kuruluğu, malar aşığı yok. Sabah tutukluğu mevcut bu hastanın. Kendi söylemiş zaten aslında. 5 saat kadar sürüyor demişti. 4 sağlıklı doğum yapmış. Herhangi bir düşüğü yok. Sigara, alkol kullanmıyor. 2 yıl önce Brusella hikayesi mevcut. Aile hikayesinin özelliği yok. Bu Brusella'dan bir rahatsız olur musun? Mesut Hocam bir şey der misin burada? Şimdi Brusella konusu çok sıkıntılı bir konu. Yani 2 yıl önce Brusella hikayesi mevcut. Burada hem çok fazla yanlış tanı da var. Hasta üzerine o tanıyı alıyor, devam ediyor. 1/80, 1/160 titreleri Brusella var zannederek gereksiz tedavi alan da bir sürü hasta var. Brusella tedavisini tamamlamayıp kronik brucelloz denen duruma gelen hastalar da var. İyi tedavi almadıkları için. Bir de sadece kağıtta titresi yüksek kalan hastalar var ki hiçbir tedavi gerekmediği halde her doktora gittiğinde titre yüksek olduğu için yanlışlıkla tedavi verilen hastalar. Burada bunu anlamak lazım. Eğer hastanın aktif Brusella olabilme ihtimali varsa, Brusella da nadiren de olsa poliartrit olabiliyor. Evet. Simetrik artrit de olabiliyor. Rea'ya da benzeyebiliyor. Hı hı. Çünkü bu kliniğimizde gördük. Bunlar ortaya çıkabiliyor. Bir de son zamanlarda bizim yaşadığımız şeylerden özgeçmişte mutlaka sormak gerekiyor. Bölgemizde de bu çok önemli. Hı hı. Madde kullanımını sormak, evet, gerekiyor. Yani
Bizim yaşadığımız son zamanlardaki iki tecrübe ekstazi kullanımı, metamfetamin kullanımı ile alakalıydı mesela. Mutlaka olmaz demeyin, sorun yani madde kullanımını, her türlü garip semptom ve bulguda. Real için geçerli değil bu ama daha ziyade sistemik problemlerde de dikkat çekilmesi. Yine geçen böyle bir hasta gelmişti. Böyle düşkün, işte artrajları vardı, işte 45 yaşında bir erkek hasta. Ağzında mantar enfeksiyonu vardı. Onda mesela HIV pozitif gelmişti. Evet. Yani HIV'i de mutlaka akılda tutmak gerekiyor. Çünkü böyle vakalar, özellikle akut vakalar aslında kronik olduğu zaman çok biraz daha rahatsınız. Ama akut olduğu zaman, size 6 haftadan önce geldiği zaman bu vakaya biraz daha huzursuz olmak gerekiyor. Tabii hastanın mesela artritle geldi. Siz de muayene ediyorsunuz. Ağzında mantar gördünüz. Hı hı. Yani bunu başka şekilde izah edemezsiniz. Hemen HIV'sini istemek lazım. Evet. Devam edeyim ben. Hastanın fizik muayenesinde sistemik değerlendirmesi normaldi. Az önce tarif ettiğim eklemlerde hastanın belirgin olarak şişliği ve hareket kısıtlılığı vardı. Yani bir artriti vardı bu hastanın. Bunun dışında el bileklerinde bir miktar hafif hareket kısıtlılığı vardı. Mesut Hocam, bunun dışında her iki dizi şiş ve hassas. Yani hasta çoklu eklemde hem ağrısı hem şişliği vardı. Yani artriti vardı bu hastanın. Peki böyle bir hasta geldi. Gördük poliklinikte. Bu hastadan laboratuvar ne isterim? Ne göndermek istersin laboratuvara? Hep en basitle başlamak lazım. Hı hı. Aslında en basit şeyler bize çok yol gösterir. Tam kanı mutlaka istemek lazım. Bu tam kan bizim için çok önemli. Hı hı. Neden önemli? Yani mesela hani kadınlarda alışız biz anemi görmeye ama erkeklerde anemi görüyorsanız mutlaka işkilenmeniz lazım. Hemoglobini 14 baremin altında gördüğünüz yerde, hele 12'lerden aşağı görüyorsanız erkeklerde anemi kolay kolay olmaz çünkü mutlaka altında bir pislik vardır diye düşünmek lazım. Kronik bir hastalık. Hı hı. Burada lökositoz önemli bizim için. Romatoid artritte çok olmamakla beraber hafif lökositoz olabilir. Eğer hasta şiddetli ve gürültülü bir hastaysa trombosit sayısı çok yükselebilir. Trombositoz olabilir. Buna çok dikkat etmek lazım. Temel olarak en basit testler olarak tam kan, sedim, CRP bizim başlangıç testlerimiz. Sistem ve biyokimyadaki ALT'si, kreatinini bizim için yol gösterici sistemik tutulumlar açısından. Çünkü böyle bir hasta lupus da olabilir. Otoimmün hepatiti de olabilir. Bazen bunlar olabiliyor. Yani sadece ALT'yi görmek bizim için CK'sını görmek anlamlı olabilir. ASO ister misin? ASO bu hastada ben asla istemem yani. ASO istediğim hasta sayısı benim çok kısıtlı çünkü. Evet. Ancak genç olacak, eklemi tek olacak, gezecek tarzda söyleyecek ve kalp kapağını dinlediğim zaman bir şey duymuş olacağım. Kardiyolojide normal denmiş olsa bile ben duyduğum zaman onunla farklı değerlendiriyorum. Ve hepatitler, HBsAg, anti-HCV testlerini istemek gerekiyor. Otoantikorlardan bahsetmedin. RFS'ini... Aslında burada otoantikorlar çok mutlaka isterim ama hani basamak olarak sıralarsak bunu bir sonraki basamağa koyarız. Ama RF artık bir basamak testi değil. Yani her yerde görülebiliyor. RF mutlaka görülmesi gerekiyor. Romatoid faktör. Bunun haricinde eğer ilgili arkadaşlar varsa bu noktada CCP antikorunu isteyebilirler. Hele RF ve CCP antikoru beraber yüksekse romatoid açısından önemli. ANA testi aslında tarama testi olarak istenebilir. Anlamlı gelir ise pek çok romatolojik hastalığı düşündürebilir. Buradan bu şekilde yola çıkmak herhalde akıllıca olacaktır. Tamam, devam edeyim ben. Aslında dediklerini hakikaten biz de öyle istemişiz. İşte peki film? Ben sorayım. İster misin film? Erken bir hasta, 5 aylık bir hasta. Yani röntgen aslında çok erken dönemde çok pozitif bulgu vermeyebiliyor. Biz onun yerine ultrason kullanıyoruz. Ultrason çok faydalı bu durumda. Erken dönemde ultrason çok çok işinize yarıyor. Onu kullanabilirsiniz ama erken dönemde röntgen çok fazla bir şey vermeyebilir. Bu da hastanın laboratuvarı. Beyaz küresi yüksek 15.000, hemoglobini düşük 9.8, trombositozu var. Bunun için CRP'si 106, sedimentasyonu yüksek, RFS'i sınırda pozitif, CCP antikoru, antinükleer antikoru negatif, diğer testlerde negatif. Yorum yapar mısın? Tabii. Devam edeyim, sorumu şey yapalım. Nasıl istersen. Tamam. Özetle 39 yaşında bayan hasta var. 5 aydır simetrik poliartrite geldi bize. Öğlene kadar süren bir sabah tutukluğu var. CRP'si yüksek, romatoid faktörü hafif pozitif ve aynı zamanda ANA'sı anti-CCP'si de negatif. Bu hastaya tanı ne diyelim? Şimdi biz anlatırken diyoruz ki romatoid artrit işte antikorlar pozitif olacak diyoruz. Ve burada nispeten yeni bir hasta var. Aslında romatoid artrit derken şunu bilmek lazım. Bazı hastaların antikoru negatif. Biz antikoru negatif hastalara da romatoid artrit diyoruz. Daha dikkat ederek ama yine de diyoruz. Simetrik kronik inflamatuar poliartriti olan ve RF ve CCP testi negatif olan hastalar. Bu 16.2 bizim dikkat sınırlarımızın altında. Yani kabaca 3 katlık bir artış bekliyoruz. Yani kabaca 50'nin üzerine çıkmasını bekliyoruz.
Ama şimdi burada ne yapalım? Burada buna romatoid artrit diyelim mi demeyelim mi? Eğer hastanın kalbinde bir şey yok, sistemik muayenesi normal ise bu hastanın romatoid artrit denmesi doğrudur. Evet. Seronegatif olsa da. Seronegatif olarak mesela psoriatik artrit de olabilir bu hasta. Onu da unutmamak lazım. Az önce söylemedim ben. Psoriatik artrit de olabilir ama romatoid artritmiş gibi tedaviye başlamak da gerekir. Çünkü kronik bir hasta süreç tedavi etmeyi şart kılıyor. Aksi takdirde erozyonlar, hasarlar ortaya çıkacak. Şimdi bir, şöyle şeyler var. %20-30 hastada antikor negatif oluyor. Ve %50'ye yakın hastada antikorlar zamanla pozitifleşiyor. Yani sizin bu hastamızın antikoru zamanla da pozitifleşebilir. Evet. Bazen çok önceden pozitifleştiği gibi bazen zamanla da pozitifleşir. Ama bizim burada bir yapmamız gereken şey, bir tedaviye başlamamız gerekiyor. Çünkü burada zaman kaybetmememiz gerekiyor. Doğru bir şekilde başlamamız gerekiyor. Dolayısıyla şu anda ben bu hastaya romatoid artrit demeyi sürdürürüm. Aslında muayenesinde bu hastanın el bileğinin hareket kısıtlılığının olması da bir miktar daha romatoid artrit düşünüyor. Çünkü diğer hastalıklar bunu yapmıyor. O yüzden bu hastaya romatoid artrit gibi düşünmek gerekiyor. Mesut Hocam'ın dediği gibi antikorlar zaman içerisinde pozitif olabilir. Ama zaten hastaların hepsinin otoantikorun pozitif olmasını da beklemiyoruz. Öyle bir kuralımız yok. Yaklaşık %20 kadar hastada otoantikorlar negatif kalabilir. Evet, aslında hastaya kronik artritis, simetrik eklem tutulumu, akut faz testlerinin pozitifliği ile biz romatoid artrit tanısı koyduk. Ve tedavi vermek istedik. Tedavi de böyle hastaya ne verirseniz kafanda ne vardır? Romatoid artrit dediğin zaman ilk ilacımız metotreksat. Evet. Metotreksatsız romatoid artrit tedavisi yapmıyoruz. Bu çok önemli aslında. Yani günlük pratikte romatoid artrit denen bir hasta varsa metotreksat almıyorsa bir sorun vardır. Ya mutlaka metotreksat alması gerekiyor herhalde. İkinci bir şey de gereğinden fazla kortizon vermem. Yani şimdi kortizon biz yardımcı olsun diye veriyoruz ama mesela hasta bazen bize çok yüksek dozlarda kortizonla geliyor. Bizim genelde hani ilk başlangıçta 10 mg delta kortil kullansak bile, prednizolon kullansak bile biz idamede 5 mg'ın üzerine pek çıkmıyoruz ya da 4 mg metil prednizolon üzerine pek çıkmıyoruz. O zaman ikinci kural şey olmuş oluyor. 5 mg üzerinde steroid kullanılıyorsa dikkat. Evet, fazla kortizon kullanılmaması gerekiyor. Çünkü tedavideki amaçlarımızdan bir tanesi de hastayı kortizonsuzluğa ulaştırmak. O da bizim bir amacımız. Metotreksat kortizonla başlarım dedim. Başka bir ilaç verir misin? Tabii burada bu hasta ağır bir hasta. Tekli başlamam. Bu hastayı ben birlikte sulfasalazin de vererek başlarım. Çünkü tekli başladığım zaman bu hasta yeteceğine inanmıyorum. Biraz ağır bir hasta gibi duruyor. Burada yalnız bir şey var herhalde bizim unutmamamız gereken. Bu hastanın ateşi yok mesela değil mi? Yok, sistemik bulguları yok. Karaciğer enzimleri normal. Bazen stil hastalığı, erişkin stil hastalığı da olabiliyor. Öyle bir şeyse mesela bu seronegatif hastada sulfasalazin hastanın canını okuyacak bir seçim olabilir. Evet. O noktada zaten stil hastalığı değildi bu hasta. Ateşi de yoktu hastanın ama biz de verdiğimiz açısı buydu. Metotreksat 15 mg, sulfasalazin, prednizolon, hidroksiklorokin ve folik asit vermişiz biz bu hastaya. Aslında baktığınız zaman İstanbul'daki işte Cerrahpaşa'daki Çapa'daki hekim sadece metotreksat artı steroid verebilir. Bu da yanlış değil. Amerika'ya gittiğiniz zaman Amerika'daki ya da Japonya'daki bir romatolog sadece metotreksat steroid verebilir. Bu kişiden kişiye değişiyor. Maalesef bunun yanlış ya da doğrusu yok. Her hekim biraz daha açıkçası kendi tecrübesine göre bunu yapıyor. Biz biraz daha Hacettepe Ekolü'nün, Mesut Hoca da Hacettepe Ekolü'nün. Öyle olduğu zaman da biz biraz daha çoklu dumart veriyoruz. Çoklu dumartın biraz daha biyoloji tedaviye geçişini engellediğini düşünüyoruz. Çok fazla yan etki yapmadığını düşünüyoruz ama kabaca gördüğünüz zaman tek başına dumart kullanan bir hasta bu da yanlış bir tedavi değildir asla. Bizim kabaca başlangıcımız bu şekilde. Biz çoklu dumart şeklinde başlıyoruz. Ve böyle tedavisini başlamışız hastanın. Tedavinin 3. ayına gelmiş. Halen eklem yakınmaları devam ediyor. Özellikle el bilekleri yakınmaları daha fazla. Sabah tutukluğu 1 saat ve akut fazları hala yüksek. Hasta ben fayda gördüm ama yetmiyor bana diyor. Devam edelim mi? Başka bir şey yapalım mı? Ne şimdi dersin? Bizim tedavideki amacımız var. Biz romatoid artrit hastalığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna inanıyoruz. Romatoid artritleri yani mutlaka bunun tamamen %100 durdurulması gerekiyor. Hedefimiz bu bizim. Çünkü insanların normal hayatlarına, iş güçlerine dönmesi gerekiyor. Hayat kaliteleri çok önemli. Hayat kalitelerini sürdürmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada biz tamam demiyoruz. Bu bizim için hiç uygun değil. Hala hasta şikayet ediyor. Bir saat sürüyor şikayetleri. %50 kabaca iyileşmiş gibi duruyor. Bu neden %100 olmasın? Bunun için pek çok alternatif var. Bu hastayı 3 ay dumart kullanmış. Burada 3 ay hani duruma göre belki bir 3 ay değil de 6 ay da verebilirsiniz ama ya da 4-5 ay uzatabilirsiniz ama bu noktadan sonra biyolojik ilaç dediğimiz daha son 10-15 yıldan beri
alanımıza giren ilaçları kullanabiliriz. Hı hı. Burada bir TNF inhibitörü bu noktada kullanılabilir. Burada bir interleukin 6 inhibitörü, CD20B hücre inhibitörü, JAK-STAT inhibitörü. O kadar yeni ilaç da geliyor ki bu noktada. Bunlardan bir tanesi tedavide değişiklikle ya da eklenerek devam edilebilir uygun bir şekilde. Evet, ben tekrardan özetlere devam etmek istiyorum. 39 yaşında bayan hastaydı. Kronik 6 haftayı geçen simetrik poliartritle geldi. Akut fazları yüksekti. Romatoid faktörü hafif pozitifti. Biz bu hastaya romatoid artritle, çünkü kliniği romatoid artritle uyumluydu. Antinükleer antikoru negatifti. Ki burada antinükleer antikoru pozitif olsa da herhalde biraz daha romatoid artrit ağırlıklı düşünmek lazım. Ve ilk seçenek metotreksat dedik. Ve dedik ki günlük pratikte metotreksat almayan bir hasta varsa bunda bir sorun vardır romatoid artrit için. Ve mutlaka ve mutlaka steroidi ufak doz almamız gerekiyor. 5 mg. Yani 5 mg üzerinde steroid alan varsa ya da pretnolün 4 mg'ı burada bir sorun vardır. Bunun dışında hedefimiz hastalık aktivitesini sıfırlamak. Mutlaka buraya kadar tedavi artırmamız gerekiyor. Ama bu hasta iyi, daha iyi. Akut fazları düşmüş ama yeterli değildi. Ve bizim görüşümüz şuydu bu hasta için. Bu hasta kötü gidecek bir hastaydı. Çünkü ellerinde hafif hareket kısıtlılığı başlamıştı bu hastanın. O yüzden biz bu hastaya bir sonraki aşamada bir anti-TNF verdik. Anti-TNF bir biyolojik ajan. Yaklaşık şu anda 5 tane kullanılan anti-TNF var Türkiye'de ve tüm dünyada. İşlerinden bunu tercih etmişiz. Çünkü biraz daha tecrübemiz fazla değil. Çünkü bu ilacın kullanımı diğerlerine gibi biraz daha uzundu. O yüzden bunu tercih etmişiz. Bakın bunlar da diğer kullandığımız ilaçlar. Mesut Hoca biraz özetledi bunu. Siz T hücre inhibitörleri var. B hücre inhibitörleri var. Bunun dışında anti-TNF'ler var. İnterleukin 1 blokerini kullanmıyoruz. İnterleukin 6 blokerini kullanıyoruz gibi. Yani kabaca hastanın aktivitesi devam ediyorsa bizim elimizde ilacımız var. Bunun üzerine gitmek gerekiyor. Bu tedaviden yaklaşık 3 ay sonra bir daha gördük vakayı. Hiçbir aktivitesi yok şu anda. Genel durumu çok çok iyi. Bazen hastalar kendi ev işleriyle örnek veriyor. Ben artık soğan doğrayabiliyorum diyor mesela hasta. Senin öyle bir enteresan örneklerin var mı hiç? Romatoid artrit hastan olup da tedavi olduktan sonra çok güzel örnekler veriyor hastalar da. Benim hastam mesela soğan doğrayabiliyorum diyor artık mesela. Yani şimdi aklıma gelmiyor. Aklım var yani. Tamam. Aklına gelirse alayım konuşan etmeden. Evet. İkinci vaka, romatoid artritle ilgili başka bir şey der misin? Günlük pratik için takipte bir şey verir misin? Yani romatoid artrit için aslında şunun değişmesi gerekiyor. Mesela hastalar şunlardan sıkılıyor ve yoruluyorlar. Ömür boyu sürecek bir hastalık mı? Hiç geçmeyecek mi? Bunlar hastayı yorucu sorular ve konuşmalar oluyor. Bunlardan kaçınmak lazım. Tedavisi olan bir hastalık, bir hipertansiyon, diyabet hastalığı gibi tedavi alacaksınız ve sakat olmama ihtimaliniz uygun tedavi olduğunuz takdirde çok önemli. Buradaki en önemli şey aslında en modern, en pahalı, en iyi ilaç değil, hastanın hekime düzenli gidip geliyor olması. Çünkü bazen görüyoruz, hasta gitmiş işte mesela bunun örneği var hakikaten şimdi aklıma geldi. Kilisli bir kadın, 2011 yılında, 10 yılında görmüşüz, ilacını başlamışız. Kadın 2016'nın başında geldi. Dedi ki ben dedi bu ilaçları hep yazdırdım 5 seneden beri. Tabii geldi karaciğer enzimleri 200'lerde vesaire kullanmış öyle. Karaciğer yani metotreksat karaciğere toksik de bir ilaç. Fibrozis de yapıyor. Yani hiç böyle bir şey görmemiştik. 5 sene ama kullanmış yani. Hiç doktora gidiyormuş. Ondan sonra bu en önemli şey hastanın düzenli takip edilmesi en iyi ilaçtan ziyade. Herhalde biz 4 ayda bir kontrol açıyoruz. Kabaca hasta iyiyse kontrolü 3-4 ayda bir yapıyoruz. 8 defa muayene hastaneye bir şekilde çağırıyoruz biz hasta. Ben bakıyorum kendim. Muhtemelen sen de aynı şekilde yapıyorsun. İlk yıl hasta tanı koyduğumuz yıl en az 8 defa görüyoruz. Sonra 6'ya düşüyor, 4'e düşüyor, 2'ye düşüyor. 6 ayda 1 ay kadar çekiyoruz. Evet. Başka burada sorusu olan var mı diğer vakaya geçmeden? Buyurun. Evet. Bununla ilgili bir kriter aslında yok. Yani şunu da yapmıyoruz. İleride pozitifleşir mi diye her geldiğinde antikor bakmıyoruz. Belli bir süreden sonra mesela bir yılı tamamladıktan sonra ya aklımıza geliyor. Hastada mesela işlerde ters gidiyorsa bu hastanın seronegatifti. Bunun antikorları acaba ne oldu ki deyip dönüp bir sene sonra da tekrar ettiğimiz oluyor. Ama antikoru bir daha hele ilk başta tanıyı koyduğumuzda antikor pozitifse bir daha hiç ellemiyoruz antikoru. Bakarak hiç şey yapmıyoruz, uğraşmıyoruz. Tekrar etmiyoruz antikoru. Acaba ne oldu? Tekrar azaldı mı? Çünkü bizim için aktivite takip kriteri değil. Başlangıçta da RA tanısını koyduk. Sonra erozyonla takip ediyoruz. Hastanın iyileşmesiyle takip ediyoruz.
Bazen hakikaten seronegatif hastada ihtiyaç hissettiğimiz oluyor. Hastada iyileşmemiş özellikle. Tekrar edelim biz bunu diyoruz. Çünkü mesela 3-4 ay sonunda yani hasta bir şeylerin ters gittiğini hissettiğiniz hastalar oluyor. Bir bakıyorsunuz hasta aslında bir Takayasu vasküliti. Yani yine metotreksat doğru başlamış, yine kortizon vermiş oluyoruz ama o seronegativiteyi illa kontrol etmeye çalışmıyoruz. Ama klinik içerisinde, takip içerisinde bir şeyler ters gidiyor. Herhalde cümlesini hissine sahip olursak ki düşmeyen akut faz, iyileşmeyen hasta, kötüye giden klinik tablo gibi şeyler bizi rahatsız ediyor. Buna balayı pencere demiyoruz. Aslında pencere dönemi dersek şuna dememiz lazım. Yeni tanı konan hastaya tedavisi için pencere veya balayı dönemi diyebiliriz. Çünkü o hastayı çok daha az ilaçla çabucak kontrol etme şansına sahipsiniz. Yani antikor için pencere dönemi demiyoruz. Bir soru daha var arkada. Hocam şimdi şey diyeceğim. Romatoid artritte tedavide nonsteroidlerin yeri bir de romatoid artrit tedavi edilebilir bir hastalık dediniz. Siz tanı koduğunuz kaç hastayı ne kadar sürede tedavi edip ilacı kestiniz veya idame tedavisi olarak şikayetlerini ortadan kaldırdınız mı diye soracağım ben. Aslında ya romatoid artrit tedavi edilebilir bir hastalık. Ama bu kronik bir hastalık. Hasta bize geldiği zaman ilk sorduğu soru ben ilacımı ne kadar kullanacağım diyor. Daha doğrusu ilk vizitte de ikinci, üçüncü vizitte bunu soruyor. Ben bu ilaçları ne kadar kullanacağım diyor. Biz de diyoruz ki en az 2 sene şu an başlayalım. Devam edelim diyoruz. Ondan sonra hastanın hiç atağı olmadıktan sonra da kabaca ben 2 sene düşünüyorum bunu. Ondan sonra da ilaçları azaltmaya başlıyorum. Ama ilaçsız değil de minimum ilaçta kalmak temel hedef gibi duruyor. Çünkü romatoid artrit ilacı kestiğiniz zaman nüks hemen hemen kaçınılmaz. Özellikle de hastanın romatoid faktörü ve antisisip antikoru pozitifse. Yani bu hastalarda tamam hiçbir şikayet yok ama mümkün olduğu kadar hastalığını tutacak minimum dozda ilaçla. Burada şey de var aslında, kabaca %65 hasta gerçekten çok iyi oluyor. Özellikle mesela bizim üniversite kliniklerinde gelen, şimdi romatoid artrit her yere gidiyor ve herkes bakıyor. Yani fizik tedaviden, dahiliyeden arkadaşlar bakıyor. Hatta bazı bir iki şehirde ilgili ortopedist arkadaşlar, onların da rea reçetesi çıkarttığını biliyoruz. Şimdi bize aslında sorunlu realar geliyor. Dolayısıyla bizim realarımızın iyileşme oranları normal popülasyondan birazcık daha farklı oluyor. Yani akciğerinde bir bilmem nesi olan, renal bilmem ne, sorunları olan hastalar ortaya çıkarak geliyor. Ama kabaca şunu söylemek gerekiyor. %65'i tama yakın iyileşiyor. Kalan %10 ila %35'te ciddi sorun var. Ne yapsanız bazı o %10'luk kısımda hele tedavide sorun yaşıyorsunuz. Bazen 3-4 ilaç değiştirdiğimiz hasta oluyor. Burada hocamızın da dediği gibi yani son ama vazgeçmiyoruz. Yani sonuna kadar o hasta için iyi bir ilaç bulana kadar devam ediyoruz. Hasta iyileşmedim, sıkıldım, bittim falan dese de sorun etmiyoruz. Buna inandırmamız gerekiyor. İkincisi hocamızın dediği kısım, ilaçsız bıraktığınız anda bir yıl içerisinde tekrar etme oranları %90'larda. Yani en iyi ilaçla, en iyi şekilde sıfır atak, sıfır aktiviteye indirseniz bile bir yıl içerisinde %90 hastanız tekrar ediyor. Bu hastalarda düşük hastalık aktivitesine ya da sıfır hastalığa ulaşıp en az zararlı ilaçla beraber gideceğiz. Nonsteroid meselesi. Hasta biz şöyle bakıyoruz. Hasta nonsteroid ve kortizon alma ihtiyacı içindeyse sürekli bu hasta iyi değildir yani. Bakışımız bu. Vermemeye çalışıyoruz çok fazla bu ilaçları. Steroidi biraz daha ilk tercih ediyoruz. Evet. Çünkü steroidin yan etkisi bizce nonsteroidlere göre daha iyi. Mümkün olarak onunla kalmak istiyoruz ama çok zorda kalırsak da bazı vakaları kısa bir süre belki tercih edebiliyoruz ara dönemlerde. Kortizon aslında hakikaten sanılanın aksine mide için daha yani güvenli bir ilaçtır. Bir soru daha alalım, biraz süremizi aşıyoruz galiba ama. Tamam, devam edebiliriz. Bir soru daha istersen alalım, buyurun. Pardon hocam, şimdi buradaki vakada, az önceki vakada metotreksat dozunu arttırmak yerine yeni bir ilaç kullanmak. Hı-hı. Çünkü bazen görüyorum, benim de takip ettiğim bir iki hasta var kendi polikliniğimde RPT yaptığımız. Metotreksat arttırmaya gidelim. Kabaca biz 20 mg'a çok çıkmıyoruz. Çıktığı zaman biz etkisinin çok fazla arttığını görmüyoruz klinik pratiğimizde. O yüzden çok bunu denemiyoruz. Onun yerine başka bir DMART veriyoruz. Ya benim şahsen arttırdığım vaka sayısı çok az. Belki yani bir elin parmakları kadardır. Yani fazla değildir. Senin var mı hocam? Yani doz arttırmayı çok nadiren denediğim. Evet. Yani hastanın bir gıdım bir şeyi kalmıştır da 15 mg'la hadi bir de 3 ayla bir 25-20 mg'la gideyim dediğim. Yani çok sayılı hasta vardır. Çok şey yaptığımız bir metot değil. Evet, ikinci vaka bir 29 yaşında erkek hasta.
5 yıldır bel kalça ağrısı tarif ediyor bu hasta. Sabah tutukluğu var. 2 yıl önce lomber disk anestezi sebebiyle operi olmuş. Ancak yakınmaların değişikliği yok. Öğleden sonra yakınmaları genel olarak kısmen daha iyi diyor. En azından yürüyebiliyorum diyor hasta. Farklı non steroidlerle kısmen daha iyi olduğunu söylüyor. Ancak geceleri, özellikle gecenin ikinci yarısından sonra uyandığını belirtiyor hasta. 2 ay öncesinde de yakınmalarının Goiter'a bağlı olduğu söylenerek, işte senin hipertiroidin var, bu eklem ağrısı yapıyor dendiği söylenerek hastaya tiroidektomi yapılmış. Ama hastanın yakınmaları tabii beklendiği gibi geçmemiş. Böyle bir hasta 29 yaşında, 5 yıldır yakınmaları var, sabah yakınmaları var. Sabah tutukluğu 2-3 saat sürüyor. Ne dersin Mesut Hocam, ne düşünüyorsun burada? Ön tanıları neler olur? Aslında burada da yine ben şöyle düşünüyorum. Önce bir tanımlayalım. Bu hastanın beli ağrıyor. Evet. Bel ağrısı var. Bu bel ağrısı 3 ayı geçmiş değil mi? 5 yıl diyorsun. 5 yıldır. Buna o zaman 3 ayı geçen bel ağrısına kronik bel ağrısı denir. Demek ki kronik artı için 6 hafta dedin. Burada bel ağrısı için 3 ay. Tamam. Kronik bel ağrısı dedikten sonra bu noktada hastanın ağrısı nasıl bir ağrı? Buna bakmak lazım. Sabah. Tarifinizde dediniz ki 1, 29 yaşında, genç erkek. Evet. Değil mi? Genç erkekte bel fıtığını düşünürken ben dikkat ederim yani. Hani olabilir. Ama dikkatli ama olmak lazım. Ama ameliyattan sonra ağrısı geçsin isterim ben de yani. Şimdi mekanik yani ameliyat da olmuş. Ameliyat da olmuş. Ameliyat olduysa bu hastanın ağrı tripi mekanik olmalıydı. Ve hasta öğleden sonra ağrısı artmalıydı. Evet. Teknik olarak. Ama bu hasta diyor ki ben öğleden sonra rahatlıyorum. Yani hareket edince ben rahatlıyorum. Ya aslında bu çok ucuz bir şey. Yani hekim için bedava bilgi aslında bu. Evet. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani ağrı sabah mı, öğleden sonra mı? Yani bedavadan böyle bir tetkikiniz var elinizde. En iyi laboratuvardan bence daha üstün bir tetkik bu. Sabah mı ağrı, öğleden sonra mı? Bunu sorduğun zaman zaten en iyi testi yapmış gibi oluyorsun bence. Benim kafamdaki düşünce kesinlikle o. Aynı kanaatteyim. Gece ağrısı var. Ağrıyla uyanıyor. Hı hı. Sabah tutuk 2 saat. Yani bu da inflamatuar. Sabah tutuklu 30 dakikayı geçiyor. Hı hı. Ve gece uyandıran bir ağrı, hareketli azalan bir ağrı. Tamamen inflamatuar bir ağrısı var. Yani zaten aslında bu hastanın bu noktadan sonra kronik bel ağrısı, hı hı, yerine biz buna gelin kronik inflamatuar bel ağrısı diyelim. Böyle olunca zaten bu tanımlamayı yaptığınız anda hastanızın %15 AS olma ihtimali ortaya çıkıyor. İyi bir oran bu. Üzerine bir şeyler daha bulmamız lazım. Yani biz bundan sonra üstüne sorgulayacağız. Ne bulmak istersin üstüne? Ha? Üstüne ne bulmak istersin? Üstüne hastayla iyi bir konuşma yapmak isteriz. Ailesinde neler var neler yok. Tamam. Aile hikayesini sormamız lazım. Ailede kendisinde sedef var mı? Ailede sedef var mı? Ankilozan var mı? Tamam, %15 dedim. Peki geri kalan ne olabilir? Yani ankilozanya başka ne girer bu hastada? Kronik bel ağrısının en sık sebebi mekanik bel ağrısıdır. Yani bunu burada bu hatayı da yapmamak lazım. Yani romatoloğuz ama her bel ağrısına da AS demeye çalışmıyoruz. Şimdi burada hastanın 5 yıllık bir hastanın grafi bulgusu oluşmuş olabilir. Filmini çekeriz. Hı-hı. Filmini çektiğinde bir şey görüyorsak tanımızı hemen kolayca koyarız. Filmini çektiğinde sakroiliit yani belinde herhangi bir, hı-hı, inflamatuar hastalığı lehine bir şey görmüyorsak bu diğer bilgilere ihtiyacımız var. Hı-hı. Hiç eklemi şişmiş mi? Hı-hı. Hiç gözünde üveit olmuş mu? Bağırsağında kronik ishalli atakları var mı? Hasta doktora gittiğinde hep senin de hep vücudunda iltihap var dedikleri bir CRP yüksekliği var mı? Yani bundan dolayı mesela sık sık antibiyotik alıyor aslında ama aslında hep CRP'si yüksek çıkıyor. Şimdi sen bunları söyleyince ben dün öğrenci pratik dersine girdim. 12 tane öğrenci var pratik yaptığımız. Şimdi ben şunu diyorum. Diyorum ki eğer bir hasta tanı koymak istiyorsanız hastanın hikayesini aldınız, fizik muayenesini yaptınız. %51 tanı koymanız gerekiyor kabaca kafanızda. Eğer tanı koyamıyorsanız sorun var diye söylüyorum. Ama öğrenci çok boş bakıyor bana. Yani bunu hakikaten şey yapamıyorlar. Kafalarını bir şekilde algılayamıyorlar. Böyle bir sıkıntı ama oluyor. Bu bizim hakkımızda da mesela bir ön şey vardır. İşte romatologlar çok test istiyor, buradan yakalıyorlar gibi. Halbuki biz hastayla konuştuğumuz ve muayeneyi bitirdiğimiz zaman hastanın kafamızdaki tanısı aslında oluşmuş oluyor. Çıkarken belli oluyor şeyler. Evet, iki taneye indirip devam ediyoruz en azından. Tamam, ben o zaman devam edeyim. Ankilozan spondiliti ilk düşündüm. Bunun dışında diğer SPA grubu hastalıklar, işte psoriatik artrit, enteropatik artrit. Bunların da akılda tutulması gerekiyor. Bunun dışında herniler koydum buraya ama en çok düşünmesi gereken tanılardan bir tanesi bu ağrı mekanik bir ağrı. Öğleden sonra ya da yorulunca olan bir ağrı. Bunun dışında infeksiyonlar özellikle Brucella, Gaziantep için çok büyük bir sorun. Bizim bakın herhalde son 5 yıl içerisinde 200'ün üzerinde vakamız var.
hem artrit hem de inflamatuar bel ağrısı yapan türden. O yüzden brucella her türlü semptomu yapabiliyor. Özellikle de SPA semptomlarını, inflamatuar bel ağrısı semptomlarını yapıyor. Bir de mesela maligniteler. Mesela Mesut Hoca'nın da daha önceden muayene ettiği bir hasta var. Herhalde 19 yaşında değil mi Mesut Hocam? Evet. 19 yaşlarında bir genç çocuk 2 aydır gece ağrısından bahsediyor. Çok şiddetli. Arkadaşları diyor ki gece bu çocuk ağlıyor artık ağrıdan dolayı. İşte birkaç defa acile götürüyorlar. Acilde bir test tanı koyamıyorlar. Ondan sonra ortopediste yönlendiriyorlar. Ortopedist görüyor diyor ki ya bunun ağrısı inflamatuar, buna sen bakar mısın diye Mesut Hoca'ya gönderiyor. Mesut Hoca da ilk başta diyor ki ya inşallah brucelladır diyor. Brucellası negatif geliyor. Ondan sonra negatif geldikten sonra da işte diğer testlerin MR'larını çektiriyoruz. Hasta aslında timik karsinoma çıkıyor. Timik karsinomanın yaygın metastazı çıkıyor. Öyle olduğu zaman da maligniteleri akılda tutmak gerekiyor. İşte o %15'lik kısmın dışında kalanlar da bunlar. Ama aklımızın kenarında bunun durması lazım. Romatoloji sorgulamasında sabah tutukluğu dışında belirgin bir özelliği yoktu. Mesut Hocam az önce bahsetti, özgeçmişi çok önemli. Yani bu hastayla konuşurken aslında bunların çoğunu alıyorsunuz. Biraz daha sanırım bu hastayla fazla konuşmak gerekiyor. İşte 3 yıl önce diyor ki benim dizim şişmişti. 1 ay kadar sürdü. 2 yıl önce de sağ gözümde ağrım vardı, kızarıklık oldu. Sonra göz doktoruna gittim. İşte lokal damlalar verdi ve bu da atağım geçti. Ondan sonra bir şeyim yok dedi hasta. Bunun dışında soy geçmişinde çok çok daha önemli bilgileri vardı bu hastanın. Dedi ki ben 7 kardeşim, 2 kardeşimde psoriasis var dedi. Bir amcam da işte sizde tedavi olur dedi. Şu ilacı alıyor diye ankilozan spondilit olduğunu tarif etti bu hasta. Fizik muayenesine baktığım zaman periferik artrit yoktu ama sakroiliyak kompresyon testi pozitifti. Bu da laboratuvarı C reaktif proteini 43, sedimentasyonu 50, brucella blokanda negatif. Tanı ne dersin Mesut Hocam, bir şey der misin? Şimdi burada tanı kesinlikle ankilozan spondilit. Bunu hiç tartışmaya gerek yok. Röntgeni görmeden. Hiç gerek yok röntgenini görmeme ama. Tamam, göstereyim röntgeni de. Burada da evet, bu röntgen de bizi doğruluyor. Bilateral sakroiliyak eklemi göster istersen hocam. Burada sakroiliyak eklemi, burada hiç göremiyorsunuz zaten. Evet. Şurada hayal meyal seçiyorsunuz sanki işte. Neredeyse kapalı iki taraflı. Yani iki taraflı evre 4 sakroiliyeti var gibi duruyor. Evet, hiç eklem aralığı gözükmüyor. Hiç burada zaten bu şu filme görmezden önce de diğer iki şeyi söyleyince siz amcasında evet. Kardeşinde var işte üveit geçirmiş falan %85 lere ulaştık biz doğruluk oranında ki bir tanı için %85 doğruluk tanı büyük bir rakamdır. Ama şimdi 5 sene geçirdim mi bir hastanın tanısı? Ya bu kadar şimdi 4 oldu. Bizim bir yaptığımız bir çalışma var. Herhalde oraya çekeyim lafı ben o zaman. 112 yıla kadar gecikiyor. Kaç? Baş 12 yıla kadar Türkiye'de ankilozan spondilit. O zaman şanslı mı bu hasta? Tanısı gecikiyor. Bu hasta şanslı evet belki ama aslında bu hasta da muhtemelen 5 yıllık bir hasta değil. Sen de bu evet. Filme bakınca 5 yıllık bir hasta değil. Daha önceden başlamış ağrısı. Burada ön yargılarımız şey yapıyor ve bu hastaların %17'si gereksiz ameliyat olmuş, bel fıtığı ameliyat olmuş. Bizim baktığımız popülasyonda ciddi bir hasta grubu ve bunun ankilozan spondilit hastalarının %17'sinin bel fıtığı ameliyatı geçirdiğini görüyoruz. Halbuki sorulacak soruları aslında başlangıçta adım adım sorduk. O soruları inflamatuar ağrı, inflamatuar bel ağrısı kelimesini iyice bir daha şey yapmak lazım. Aile öyküsünde sorduğumuz zaten aslında hiçbir şu filme bile gerek kalmadan biz tanıyı koymuş olduk. Olursun. Evet. Hadi bir film de getir de bir görelim. Yani filmde olmazsa olmaz ama hakikaten artık %100. Hikayesinden konuştuğu zaman zaten filme ekmeden hastanın tanısını koyuyorsunuz. Buyurun ben size birkaç tane örnek sakroiliit göstermek istiyorum. Bakın başka bir hasta bu hasta. Yine bilateral sakroiliit eklemini görüyorsunuz. Tamamen kapalı olduğunu görüyorsunuz. Yine bakın tipik bambu kamışı görüntüsünü görüyorsunuz burada. Başka bir hasta yine evre 4 sakroiliit ama başka bir şey daha var bu hastanın. Bakın Cox efemoral eklemleri bu. Bunların kapalı olduğunu görüyorsunuz. Yani hastanın kalça tutulumu var. Kötü gidecek bir ankilozan spondilit hastası bu hasta. Bizim hasta da muhtemelen kötü gidecek bir hasta. Evet. Aile öyküsü var. Muhtemelen genetik yönü var. Kötü gidecek. Akut fazı çok yüksek. Akut fazı çok yüksek. Tedavisine değineceğim ona. Bakın yine bilateral. Evre 3 sakroiliit gibi duruyor. Bakın çünkü kapanmaya başlamış artık burası. Yine başka bir hasta. Bakın sakroiliyak grafisi. Bunlar tabii oturmuş vaka. Erken vaka olduğu zaman bunları görmeyeceksiniz. Sakroiliyak grafisi istediğiniz zaman bunu görmeyeceksiniz. O zaman da herhalde MR'la araya girmek gerekiyor. Evet aslında bu hasta inflamatuar bel ağrısı var. SPA bulguları var. Üveiti var. Artriti var. Bilateral evre 4 sakroiliyeti var. Ve ankilozan spondilit tanısı alır. Tekrardan inflamatuar bel ağrısını özellikle ben buradan bahsedeyim. İşte en az 3 aydır olması gerekiyor. 40 yaşın altında olması gerekiyor. Bunun dışında sinsi başlangıç. Egzersizle rahatlama, bunun dışında gece işte ağrıların artması, yer değiştiren gluteal ağrıları gördüğünüz zaman ankilozan spondilitin aklınıza gelmesi gerekiyor. Tedavide ne verirsin bu hastada başlangıçta?
Şimdi burada tedavide verirken neresi tutulmuş? Sadece omurgası mı var? Sadece omurgası var. Kalçası ya da yok, diğer eklemlerinde bir şey yoksa omurga tedavisinde iyi bir nansteroid tedavisi veririm. İyi tam dozda sürekli bir yani on demand dedikleri ihtiyaç halinde değil de düzenli olarak alacak. Çünkü hastalar burada en çok şu yanılgıya kapılıyorlar. Bana ağrı kesici verdiler. Bu benim ağrımı kesmesi için. Hayır, bu senin bu hastalıkta tedavi edici bir ilacın. En çok sorulardan bir tanesi bu. Evet. Ben bunu ağrımı keseceğim. Bunu düzenli sadece kullanacaksın. Ağrın olsa da olmasa da. Çünkü bu senin tedavi ajanın. Hastanın düzenli bu tedavide kalması gerekiyor. Önce sadece omurga tutulumlu bir hasta olduğu için nansteroid veririm. O zaman böyle bir hastan aile hekimine repeteye gidebilir. O zaman bu yanlış değil. Yani aile hekimine böyle bir hasta geldi de ben ankilozan spondilitim, işte endometrizin artı işte meloksikam kullanıyorum, sürekli kullanıyorum. Bu yanlış bir ifade değil. Hakikaten bazı hastalar biz böyle tedavi ediyoruz. Bu kesinlikle tedavi ediyor. Ağrıyı kesmiyor. İnflamasyon azaldığı için hastanın ağrısı azalıyor. Bazı hastalara tek tedavimiz bu. Nonsteroid. Biz ne yapmışız? Biz de aslında endometrizin ve diklofenak başlamışız. İkili başlamış. Çünkü hastanın ağrısı çok şiddetliydi bu hasta için. Bazen tekli, bazen ikili, bazen hatta üçlü bile başlayabiliyoruz bazı hastalara. Dedi ki hasta bana 3 ay sonra daha iyiyim. Evet, sabahları daha rahat kalkıyorum. Ancak halen uzun süren sabah tutukluğum var. Ama çalışamıyorum, çocuğumu kucağıma alamıyorum diyor bana hasta. C reaktif protein de yüksek, hala 33. Tedavide bir şey yapar mısın? Nonsteroid tanıdan bile yaparsın. Yani sadece omurga tutulan hastalarda yapacak ikinci adım çok net ve kesin. Anti-TNF kullanacağız. Evet. Burada çok fazla oyalanmaya gerek yok. Yaşı da zaten ilerlemiş, çok yıllardan beri hasarları da oluşmuş. Bu adamcağız 50 meslekte kambur olacak. Kifoza gidecek büyük ihtimalle ileride. Böyle bir hastaya biyolojik ilaç hemen eklemek lazım. Zaten sen söyledin ki bu hasta kötü gidecek bir hasta dedin. Hakikaten böyle bir hasta geldiği zaman biz direkt aklımıza anti-TNF geliyor ama hem yasal olarak hem de bir beklemek, görmek istiyoruz. Kabaca 3 ay kadar beklemişiz ama hastanın hala yakınmaları geçmemiş. Biz bu hastaya gerekli tüberküloz taramasını yaptıktan sonra infliximab 5 mg kilogram olarak başlamışız. Hasta kontrole geldi sonrasında. Burada bir şey dikkat çekebilir miyim? Buyurun. Biz bu biyolojik başladığımız hastaları bazen görebilirsiniz. Bunlara biz ilk 9 ay anti-TNF'sini, izoniazid profilaksisini bıraktırmadan kullanmaları gerekiyor 9 ay. Çok önemli. Bizim bugüne kadar tüberkülozlarımız var hakikaten. Ve bu bütün tüberkülozlarımızdaki en büyük sorun hastanın izoniazid kullanmamış olması. İğne haşını bırakmış olması. İlk 9 ay bu ilacı mutlaka alması gerekiyor. Evet, çok kritik o. Uygun hastanın tabii. Evet, yani biz hasta 3. ayında hiçbir yakınması yoktu. Peki TNF'ye ne kadar devam edelim? Bunun cevabı var mı? Bunun cevabı maalesef yok. TNF'yi de maalesef uzun yıllar devam etmemiz gerekiyor. Çünkü burada da kestiğimiz zaman ki hele yeni çalışmalar da var bu yönde maalesef eski halimize dönüyoruz hızlı bir süre içerisinde. Evet. Ben burada konuşmamı bitirmek istiyorum. Süreye uymak açısından sorusu olan varsa veya süremiz varsa biraz daha devam edebiliriz. Buyurun doktor bey. Buradan başlayalım. Doktor Nurettin Lüleci, ben kendim algoloji uzmanıyım. Şimdi bu vakada multidisipliner bir yaklaşımın daha uygun olduğu kanısındayım. Tabii ki enflamatuar süreçleri bir romatolog gözüyle kontrol etmek çok güzel bir şey ama netice itibariyle bu hastanın %50'ye varan bir tedavi sonrası ağrı yakınmaları devam ediyor. Ben bir algolog gözüyle bu hastada önce bir Bertolotti sendromu düşünürüm. Niye böyle düşünürüm? L5 transizyonel vertebranın çok çeşitli konfigürasyonları söz konusu olabilir. Eğer bunlardan bir tanesi varsa çok basit bir bel grafisiyle ki sizin gösterdiğiniz bazı vakaların ikincisinde bu mevcuttu. Diğerlerini tam seçemedim. Gözlerim o kadar hızlı görmüyor. Şunu demek istiyorum. Bir transizyonel vertebra konfigürasyonlarında karşımıza çıkacak ilk hadiselerden bir tanesi bir üst segmentte olabilecek bir herniasyon. Öncelikle dejeneratif disk hastalığı, arkasından gelen bir herniasyon. O yüzden bence bu hastada nöroşirürjist arkadaşların yaklaşımı doğru. Çünkü öyle bir hadise cerrahi endikasyon olmadan yapmamaları gerekiyordu. Demek ki böyle bir endikasyon var, bir. İkincisi, buradaki faset eklemleri mutlaka bozulacak. Dejeneratif eklem hastalığı, dejeneratif disk hastalığı artı faset sendromunun işin içerisine girmesi ki mutlaka giriyor bu vakalarda.
Gece biliyorsunuz çok kontrolsüzüz. Özellikle dönmelerde ve sabah durulmalarında bu tür sıkıntılar, özellikle de öğleden sonra açılıyorsa aklımıza yine aynı şeyi getirmemiz gerekiyor. Sakroiliyak eklemler genellikle tek taraflı bozuluyor ama buna bağlı olarak belki diz eklemi, kalça eklemlerinde de bozulmalar meydana geliyor bu mekanik yüklenme ve zorlanmalardan dolayı. Yani bence burada ağrı modalitelerini de dışlamamak gerekir diye düşünüyorum. Ve yaklaşımın daha multidisipliner olması kanısındayım. Biz aslında buraya şöyle geliyoruz. Eğer hastaya tedavi verdik, hatta TNF'sini verdik, hasta hala rahatlamadıysa o zaman diyoruz ki acaba bu hastanın başka bir şey mi var? Ama genellikle tipik hastalarda, ankilozan spondilitlerde hastanın bir dahaki geliş şöyle oluyor. Elinde baklavasını alıyor. Ben çok iyiyim diyor. Hiç sıkıntım yok diyor. Ama bazı hastalar hakikaten rahatlamayabiliyor. O zaman hakikaten dediğiniz doğru. Ama bu hastalara tabii ki biz başlangıçta egzersizini, bunun üstünde kilo vermesini, işte sağlık yaşamasını, Mesut Hoca mesela işte cebindeki sigarasını alıp atar mesela, sen yoksa ilaç başlamam der gibi yani. Bu hakikaten multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun doktor abi. Burada bir önde soru var. Tabii buyurun. Zannedersem HLA-B27 idi. Yeri nedir? Yani biz biraz bu daha bakmadık. Açarsanız. Fark ettiniz, biz bu hasta hiç bakmadık, söylemedik bile onu. Ne dersin Mesut'um, sen bakar mısın HLA-B27'ye? Böyle bir hastaya bakmaya gerek yok. Çünkü tanısal, tanı amacıyla kullandığımız bir metot değil HLA-B27. Ancak bu hasta çok net bir hasta. Hastanın ağrısı var. Ağrısının siz inflamatuar bel ağrısı olduğuna inanıyorsunuz. Gerçekten tarif ettiğimiz gibi bir inflamatuar bel ağrısı. Ama klinik olarak destekleyemiyorsunuz. Filmi normal. Çünkü hastaların ilk bazen 5 yılında bazen yıllarca sakroiliyak filmleri normal olabiliyor. Ve bu gibi hastalarda o zaman tanıda 2 tane parametreyi kullanıyoruz. Sadece bu gibi hastalarda. Bu net bir hasta, bunda değil. O zaman B27 ve uygun şekilde çekilmiş MR kullanıyoruz. Uygun MR... Pozitifliği nedir HLA-B27'nin? Toplumda %7 civarı. Yani burada baksak toplumun sağlıklı bir %7 civarında. Bizim yanılmam. Türkiye'deki hastalarda %60 civarında. Yurt dışında %90'a kadar oran veriliyor ama %60 civarında. Evet ve B27'lerin de kabaca %5 ila 7'si ankilozan spondilit ya da spondilartrit grubu hastalıklara yakalanıyor. Yani her B27 dolayısıyla pozitif gördüğünüz zaman bu AS derseniz %90 yanlış yapma ihtimaliniz ortaya çıkıyor. Aslında bu sadece ankilozan spondilit için değil. Yani biz genetik testlerin hepsini arada kaldığımız vakalarda istiyoruz. Mesela FMK mutasyonunu yine arada kaldığımız vakada istiyoruz. Hasta tipik değilse, işte şikayetleri, işte uymayan tarafları varsa o zaman istiyoruz. Normal klasik tipik vakada istemiyoruz. Yani burada aslında genetik testlere bakışta bir şey var. Genetik testler aslında tam bir çöplüktür yani, ben öyle diyorum. Yani insan DNA'sı da bir çöplüktür. Çok az kısmı fonksiyonel ve biz aslında hakikaten çok ciddi hastalık ilişkisini bilmiyoruz ki AS ve B27 ilişkisi en iyi bilinenlerden bir tanesi. Yani mesela şimdi FMF taramaları yapılıyor. Her görülen mutasyon ya da polimorfik yapı şey kabul ediliyor. FMF dehine. İşte her HLA-B27 AS derseniz bir hastada tutturur, 9 hastada hata yaparsınız. Yani ya sadece B27 pozitifliğine bakarsanız. Mesela işte trombozlu hastalarda koagülasyon panelleri yapılıyor. Yani genin niye istendiğinin çok net olması lazım. Yoksa gen tamamen kafamızı karıştırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Bir soru daha var galiba orada. Hocam teşekkür ederiz öncelikle. Şimdi bizim de mesela aile hekimliğinde, poliklinikte şu şekilde hastalarla çok karşılaşıyoruz. Sadece bu iki hastalık için değil de. Aha. Mesela sürekli ağzımda yaralar çıkıyor. Evet. İşte biliyorsun hani üveyit falan bazen çok yıllar sonra oturuyor. Biz mesela böyle hastalara mutlaka böyle hani romatolojik polikliniklerine göndermemiz mi gerekiyor? O gönderirsek o safhada bir şey bulunabilir mi? Hani ileriki yıllarda olabilecek. Şimdi aslında BCT hastalığında olmazsa olmaz bulgu oral aft. Ama evet, toplumdaki oral aftın sıklığı çok, çok fazla. Çok fazla. Ya immünitem çok düşük. Çok bunların hasta oluyorum. Bunların %1'den azında aslında BCT gelişiyor. Aslında bunlara soracağım soru şu. Bir yılda 3'ü geçiyor mu sıklığı? Çünkü BCT'de 3'ü geçmesi gerekiyor. Bir de ilave bulgular var mı yok mu? Genital ülseri var mı? Üveiti var mı? Eritematozum var mı? Artriti var mı? Mutlaka bunları sorgulamak gerekiyor. Bunlardan biri varsa göndermek gerekiyor. Yoksa sizin elinizin altında kalabilir.
Çünkü bunun çok fazla açısı yapacak bir şey açısı yok. Siz bir şey der misiniz hocam? Böyle oral haftı bir hastaya. Yani kesinlikle aynı kanaatteyim. Hastayı yalnız eğer behçet lehine semptomları yakaladığınız hastaysa ve erkek bir hastaysa o zaman da yönlendirmekten çekinmemeniz lazım. Çünkü o zaman hastanın ilk 3 senesi o gibi hastaların patlamaya hazır bomba gibi geçiyor. Bir anda bir bakıyorsunuz portal ven trombozuyla, ağır bir üveitle, nörolojik tutulumla bile karşınıza gelebiliyor. Yani şunu biliyoruz, kız istemeye gittiği gece paraplejik olan, ondan sonra genç bir erkek, tabloyu siz dramatik haliyle bir düşünün. Ondan sonra bir anda hastada transvers meyeli geçiriyor. Yani tedavi bir an bir aksatma, bir kesme vesaire bu gibi hastalara çok tehlikeli oluyor. Kızı vermişler miydi? Kız o iş bitmiş zaten. Evet. Ama sonradan ama çocuk işte hayatına normal devam etti, toparladı yani. Başka sorusu yok, o yoksa var mı başka soru? Çok teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık.